Merhabalar sevgili Başak Burcu, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 29 Nisan haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz ve hemen arkasından tarotlardan her zamanki gibi destek alacağız. Şimdi sevgili Başak Burcu, pazartesi ve salı günü gündemimiz biraz daha çocuklarla ilgili konulara yöneleceğiz. Bir çocuğumuz varsa çocuğumuzun hayatıyla ilgili, onların okul hayatıyla ilgili, onların iş hayatıyla ilgili gündemlerle başlayabiliriz. Yine çocuğumuzun, özellikle şehir dışında yaşayan bir çocuğumuz var ise bununla alakalı gelişmeler ya da çocuğumuzun eğitim hayatıyla ilgili yine şehir dışı ile alakalı gündemleri var ise bu konulara yönelebiliriz. Biraz daha keyif almak, biraz daha işte mutlu olmak, biraz daha yani hayatın tadını çıkarmak isteyebiliriz aslında bir yandan. Sevdiğimiz şeyleri, sevdiğimiz yerlere gitmek, sevdiğimiz şeyleri yapmak isteyeceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda yine şehir dışı bağlantılı, yurt dışı bağlantılı konularla haftaya başlıyoruz diyebilirim. Aynı zamanda pazartesi günü Venüs Boğa burcuna geçecek ve bu da sizin daha çok yine sevgili arkadaşlar, yabancı ülke, uluslararası konular, yüksek öğrenim, hak hukuk, adaletle ilgili kavramlarınız, ilahi konularla ilgili durumlarla alakalı gündemleri ortaya çıkarabilir. Daha maneviyatçı, daha böyle işte şehir dışına gitmekten, seyahat etmekten, turlara katılmaktan, farklı kültürleri öğrenmekten, farklı kültürleri gitmekten zevk alabileceğiniz, keyif alacağınız durumları tetikleyebilir. Aynı zamanda sevgili Başak Burcu, yine yurt dışı bağlantılı konularla ve şehir dışı konularla alakalı uzaktan böyle bir kişiye, yani uzak mesafeli bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Uzak mesafeli yine bir kişiyle yeni bir ilişkiye başlama gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Belki siz yani şehir dışına çıkabilirsiniz. Sevdiğiniz başka bir şehirde kalabilir. Bu tarz enerjilerin söz konusu olduğu bir durum olabilir. Aynı zamanda bir hayal kırıklığı yaşayacağınız bir durum söz konusu ilişkileriniz adına. Partnerinizden, sevgilinizden, eşinizden, işte ilişkideki kimlerle ne ilişki içindeyseniz o kişilerle alakalı bir hayal kırıklığı yaşama durumunun söz konusu olabilir. Güvendiğiniz dağlara yeller esebilir sevgili arkadaşlar. Söz verilen, yani size verilen sözlerin tutulmadığını, arkanızda duran, yani durduğunu düşündüğünüz kişilerin sizin arkanızda durmadığını, güvendiğiniz kişilerin güveninizin boşa çıkartmasını gibi durumların söz konusu olması mümkün diyebilirim. Aynı zamanda hafta ortasında biraz daha böyle iş güç, gündelik hayatlarda biraz daha yoğunluğun arttığı bir durum söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili durumlar tetiklenebilir. Biraz sinirli, biraz agresif enerjiler hakim olabilir. Nörolojik sorunlara dikkat edin diyebilirim aynı zamanda. Ve yine gündelik hayatınızda özgür olmak isteyebilirsiniz. Özgürce hareket etmek, özgürce çalışmak, kimseye bağlı olmak istemeyebilirsiniz. Biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sosyalleşmek de isteyeceksiniz. Yalnız ama sosyalleşmek isteyeceksiniz. Kalabalıkların içinde yalnız hareket etmek isteyeceğiniz durumlar söz konusu gibi görünüyor. Aynı zamanda Mars Koç burcuna geçiş yapacak. Mars'ın Koç burcuna geçmesiyle finansal konularla ilgili de harekete geçilecek bir döneme geçiyorsunuz sevgili Başak Burcu. Borçlar, alacaklar, verecekler, ödemeler, krediler, taksitler, hak edişler ve miraslar, bu konularla ilgili beklentide olduğunuz, beklediğiniz, bir türlü olmayan, böyle yarım kalan konularınız var ise bu konularla ilgili de hareketin ve eylemin hızlanacağı dönemlere geçiş yapıyorsunuz diyebilirim. Aynı zamanda baş ağrılarına dikkat edin diyebilirim. Yine bir ameliyat olma gibi süreçlerden de geçebileceğiniz durumlar söz konusu gibi görünüyor bu süreçte. Hafta sonuna geldiğimizde biraz daha eşiniz ve partnerinizle yine duygusal bağlar kurmak isteyeceğiniz, biraz daha yine ilişki odaklı olabileceğiniz, sevgi alışverişine dengelemeye çalışacağınız,
sevdiğiniz kadar sevilmek de isteyeceğiniz bir hafta sonu. Eşinizle, partnerinizle, sevgilinizle gezmek, tozmak, dolaşmak, bir arada olmak, ailenize zaman ayırmak isteyeceğiniz bir durum söz konusu gibi görünüyor. Siz sevgili Başak Burcu içinde duygusal enerjilerin hakim olduğu görünüyor hafta sonu. Bakalım Başak Burcu için kartlar ne söyleyecek? Başak Burcu 29 Nisan diyoruz. Başak Burcu için. Evet, bir zafer, bir başarı, bir kazanım var sevgili arkadaşlar. Bir şeyi başarıyorsunuz, bir şeyin zaferini kutluyorsunuz. Ben yaptım oldu dediğiniz bir şey var. Anlaşma, bir araya gelme, uzlaşma, ilişkilerde bir araya gelme, birbirinden özür dileme, anlaşmaya gitme, ortaklık kurma. Eğer beklediğiniz biri var ise bu beklediğiniz kişinin gelmesi ya da sizin istediğiniz kişiye gitmeniz, duygularınızı açmanız, bir karar vermeniz ve bu karardan sonra yeni bir hayata başlamanız söz konusu sevgili Başak Burcu. Bir muhakeme yaptığınız bir durum var. Dengeye gelme çabanız hakim olacak bu hafta. Evet, hem ilişkilerde hem iş hayatında hem sosyal hayatta denge çabanız hakim olacak. Kendi hem mantık hem duygusal olarak aynı dengede ve aynı kararda her iki tarafında, yani mantık ve duygular arasında kalma değil ama her iki taraf enerjinin de aynı dengeye gelme çabasının hakim olduğu görünüyor ve biraz böyle şöyle bir durum var. Evet, ben başardım, ben kazandım. Evet, ben sana geleceğim dediğiniz durum söz konusu iken bir yandan da diyorsunuz ki ben kararımı verdim artık, dengeyi de kurdum. Evet, barışmam gerekiyordu, barıştım ya da ortaklık kurmam gerekiyordu, kurdum. Bir araya geldik ya da özür diledim, oldu. Ve bundan sonra da bir şey yapamam deyip elinizi kolunuzu bağladığınız bir durum söz konusu. Artık kararımı verdim, rahatım dediğiniz bir süreç söz konusu gibi görünüyor bu hafta sevgili arkadaşlar. Ve şöyle bir durumda söz konusu, hedeflediğiniz bir durum var. Odaklandığınız, hedeflendiğiniz, sahip olmak istediğiniz bir kişi, bir durum, bir olay, bir yer ya da bir maddi bir durum. Bununla alakalı ben istediğimi alacağım dediğiniz ve bu enerjilerde olacağınız, kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz durumlar söz konusu gibi görünüyor sevgili Başak Burcu. Bakın, harekete geçiyorsunuz. Ben istediğimi yaparım, ben istediğimi alırım. Benim dediysem benimdir dediğiniz bir durum söz konusu gibi görünüyor. Evet, söylediğim gibi biraz daha rahatınıza da düşkün olabilirsiniz. Aynı zamanda da artık tamam, ben kararımı verdim, harekete geçiyorum. Bakın, ben kararımı verdim, harekete geçiyorum ve barışıyorum ya da anlaşıyorum. Evet, senle yoluma devam ediyorum. Çünkü burada muhakeme kartıyla da bir mahkeme kartıyla bir kararın verilmesi. Seninle de yoluma devam ediyorum. Aramızdaki dengeyi kuracağım. Aramızdaki dengeyi tekrar bir araya getireceğim ve kararımı verdim ve bundan dolayı da rahatım dediğiniz bir durum söz konusu ve istediğimi de başaracağım, istediğimi de alacağım. Sen benimsin ve benim olacaksın dediğiniz bir durum söz konusu sevgili Başak Burcu diyebilirim sizler adına. Güzeldi sevgili Başaklar, bence iyi bir hafta. Her şey gönlünüzce olsun. Üzerimize düşen aldık, kabul ettik, düşmeyen evrene gönderdik. Allah'a ısmarladık.